Sevgili seyirciler, 32 yıl önce TRT ekipleri Hocalı'da yaşanan trajediyi dünyaya duyurmuştu. İşgal sona erdi. Azerbaycan ordusu birkaç ay önce Hocalı'da kontrolü sağladı. TRT yine bölgeye ilk giren uluslararası medya kuruluşu oldu. Fatih Avanos Hocalı'da, yanında Hocalı tanığı ve gazeteci Seriye Caferova var. İşgal dönemi bölgeye verilen tahribatı ve vandalizmi konuşacaklar. Dönelim o noktaya, sözü Fatih'e ve konuğuna bırakalım. Arkamda tarihi Hocalı kasabasını görüyorsunuz. 32 yıl önce insanlık tarihine kara bir leke gibi geçen katliamın yaşandığı kasaba ve çevresi. Ondan öncesinde 3 ay muhasere altında tutulmuştu, kuşatılmıştı, insanlar aç susuz bırakılmıştı o zorlu kış şartlarında. Hemen ardından da 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecede o katliamlar yapıldı. Zırhlı araçlarla, 366. motorize tugayıyla, Rusların silahlarıyla o katliamlar gerçekleştirilmişti masum sivillere yönelik. 32 yıl sonra geç de olsa, adalet tesis olmasa da Azerbaycan devleti topraklarında artık hükmediyor, kontrolü sağlıyor ve bulunan kalıntılarda, kayıplara ilişkin bulunan izlerde tespit edildikten sonra kimlikleri son yolculuklarına uğurlanıyor. Yanımızda bir Hocalı tanığı var, şahidi var, bir gazeteci ablamız var. Kendisi bu noktada o gece hayatını kurtarabilen şanslı azınlıklardan biriydi aslında ama büyük de acılar yaşadınız, annenizi kaybettiniz ve bugün Hocalı'dasınız. Tekrar doğduğunuz topraklara ayak basıyorsunuz. Önce hislerinizi almak isterim. Neler yaşandı ve geldiğinizde nasıl bir Hocalı buldunuz? Ben kederine sevicin ağuşundayım. Ben buradan yüzümü tutup deyirim, salam Hocalı, ben geldim. Geldim ama çox əzizlərimi, doğmalarımı itirə-itirə gəldim. Arxamda gördüyünüz bu məzarlıqlarda bizim Xocalıların məzarlığı idi. Və burada mənim babam uyuyordu. Və babamın anası da burada, həmin məzarlıqda uyuyordu. Mən nə qədər gəzdim, axtardım. Və onların üzərində ən azından 32 ildən sonra gəldiyim bu məzarın üzərinə bir çiçək dəstəsi qoymağı özümə borç bildim, bir övlad kimi. Amma mən o məzarı tapa bilmədim. Düzdür, təxmini tapdım. Orada o hasarlardan mənim atamın qəbri olduğunu yəqin etdim. Çünki mən uşaqlıqda həmişə gələrdim bu məzarlığa, ziyaret eləyərdim. Onda bilirsiniz ki, Novruz bayramı ərəfəsi olardı, yaz bayramı ərəfəsi. Onda çoxlu burada qar çiçəkləri olardı. Və mən o qar çiçəklərini əzməyə, ayağımı qoymağa ürəyim gəlməz idi və onların kənarından keçərdim və mən babamın qəbrini ziyarət edim. Bu günlər mən gəldim, yenə də yazdı. Bax, bir yaz günündə mən bura gəldim. Amma nə yazıqkən mən atamın qəbrini əvvəlki kimi ziyarət edə bilmədim. Bu mənim bir övlad kimi qəlb ağrımdı, ürək çırpındımdı. Mən inanıram ki, dövlətimiz, dövlət başçımız bu məzarlığa düzəldilməsində əməyi olacaqdı və bu məzarlıq düzəldilməsində və Xocalılar burada ilk köç olacaq, ilk köçlərindən biri də mən olacağım, o 50 nəfərdən biri də mənəm. Mən həm Xocalı soyqırımı zamanı anamı itirdim və bir yaşım olanda da atamı itirdim. Atamın qəbri bu vəziyyətdə, anamın da qəbrini tapa bilmədim. Yəni insanların keçmişinə, mezarına hürmətləri yox deyilir miyiz? Ona əlbəttə, əlbəttə. Onlar nə insanlara, nə də ki, o məzarlığa hörmət etmədilər və mən bəşəriyyət özümü tuturam. Ey bəşəriyyət, ey susam bəşəriyyət, ayıq olun, sayıq olun, bax ermənilər məhz bu. Ermənilər nəinki insanları, eyni zamanda orada uyuyan məzarlığa da vandalizm törədirlər. Ona görə də erməni xislətindən özünüzü qoruyun. Amin efendim, geçmişlərinizə rahmet diliyoruz Allahdan. Evet, o gece 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk, 613 Azerbaycan vatandaşı katledildi. Bir tanesi de Seriye Müslüm kızının hemen annesiydi. Babası da daha önce kaybetmişti. Şimdi o mezarlıkta babasının mezarını bulmak istedi ama bulamadı. Çünkü Ermenilerin o vandalizmi mezarlıklara kadar sıçramıştı. Mezarlıkları tahrip ettiklerini ifade ediyorlar. Burada birçok insanın geçmişine yönelik izleri silmek istiyorlar ama silemediler.
istemediler tabii ki. Azerbaycanlılar bugün kendi topraklarında geçmişlerinin aslında izini arıyorlar ve birçoğu da buldu. Yeni işte o bulunan kalıntılarda düzenlenen törenlerle kurulan mezarlıklara defnediliyorlar ve Azerbaycan devleti de kısa zamanda hem burada bir tarihi kompleksle hayatını kaybedenlerin anılacağı, unutulmayacağı bir kompleks düzenleyecek, kuracak. Hem de burada yeniden imar ve ihya çalışmalarıyla Hocalı'yı ayağa kaldıracak diyelim. Hocalı'dan son notlar bu şekilde, sözü yeniden size bırakalım. Evet, Hocalı şehitlerimizi biz de rahmetle anıyoruz.